كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. 14. Kimsenin arkasından iyi olmayan taraflarını konuşma. Bu gıybetin farklı versiyonu. Bu küçük görme, hakir görme, arkadan konuşma, laf taşıma. Bu birçok yere gider. Laf taşıma meselesi, arkadan konuşma meselesi. Ama bu nasıl arkadan konuşma? İyi olmayan taraflarını. Adamın mesela sadece kötü taraflarını konuşuyor. Ya adamın mesela iyi bir huyu var. Adam mesela atıyorum işte insanlara çok iyilik yapan ben. Misalliyorum yani. İyilik yapar, ihsanda bulunur. Ama kardeşim adamın kötü de bir huyu var. Adamın iyi tarafını görmüyor. Nerede kötü tarafı, pis tarafı var onu alıyor. Böyle çok adam yok mu? Var. Adam etrafındaki bütün adamların ne kadar arkadaşı, ne kadar eşi, dostu, akrabası varsa, kötü ne kadar ahlakı varsa insanlara anlatıyor. Ya siz diyor bunu böyle biliyorsunuz ama diyor. Lan bunun diyor çok pis huylar var be kardeşim ya. Mesela adam diyor ki bizim Ahmet çok iyi adam ya. Şöyle iyi adam, böyle çok dürüst adam. İşte iş yerinde de... Ya işte sen diyor bu adamın arkadaşısın. Bu adam hani nasıl diyor mesela işte şeyde bildiğiniz gibi Allah belasını ne şerefsiz ay lan ne oluyor? Lan bu adam ya olur kardeşim bak münafıklık olarak yaparsan onu ifşa et. Bak fasıkın gıybet olmaz. Fasık ne demektir? Açıktan bir adam günah işliyorsa o adamın gıybet olmaz. Nasıl? Hemen örnek verelim. Mustafa İslamoğlu. Hazreti Adem'in babası var diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini inkar ediyor. Daha nice pislikleri var. Ben şimdi bu adamın arkasından ya bunun arkasından konuşuyorum gıybet olur dersem akıl işi mi? Hayır konuşacaksın. Adam sana sordu. Mesela. Kardeşim mesela falanca hoca var tanıyor musun? Arkadaş eğer bozuksa eğer bidatçıysa ve sen gıybet olur anlatmayayım diye anlatmıyorsan sen ondan daha betersin. Niye? Ya adam dini bozuyor. Adam bidatçı. Sen onu konuşacaksın, anlatacaksın da bu adamın arkasından konuş. Hiç esirgeme lafını. Adam senin mesela kızını isteyecek. Sen de adamı araştırıyorsun. Ya falanca çocuk var. İşte bizim kızı alacakmış. Sen tanıyor musun? Tanıyorum. Normalde çocuk içkicidir, kumarbazdır, müptezeldir, zinası vardır, her türlü pisliği vardır. Ya gıybet olmasın. İyi çocuk, hoş çocuk. Ver kızını gitsin. Ya bu adama kız verilir mi? İçki içene kız veren zinaya verendir. Hadis ya. İçki içen adama kız veren kişi kızını zinaya verendir. Çünkü kardeşim adam içkiliyken senin karına, senin kızına bulaşacak. Zaten içki içten de iman çıkıyor. Belki de ağzından ne çıktı belli. Dinden çıkıyor adam. Senin kızınla ömür boyu zina edecek. Evet. Arkadaşlar bu çok önemli mesele. Laf taşıma, arkadan konuşma. Adamın bir tanesi köle pazarına gidiyor arkadaşlar. Diyor ki şu köle diyor alacağım diyor. Bakıyor böyle işte güçlü kuvvetli. Ben bu köle alayım diyor. Diyor ki kaç para? Şu kadar para. Köleyi satan adam diyor ki ama diyor bak bunun kötü bir huyu var diyor. Laf taşır diyor. Ya diyor kötü huyu olsun kardeşim ne olacak diyor. Laf taşırsın bir şey olmaz. Tamam mı? Tamam sen bilirsin. Köle eve geliyor. Adamın karısına diyor ki kocan seni aldatıyor. Tamam mı? Adama da diyor ki karın seni aldatıyor. Allah Allah. İkisini birbirine gazlıyor. Ona diyor o seni aldatıyor. Ona diyor o seni aldatıyor. Kadına diyor ki bak bu adamın gözü dışarıda. Dikkat et. Adama da diyor ki bak bu kadın seni aldatıyor. Bu gece bu kadın seni öldürecek. Bu kadın bu gece seni öldürecek diyor. Dikkatli ol, uyuma bekle. Kadına da diyor ki, bak diyor, bu adam seni aldatıyor ama ben diyor aranızı yaparım diyor. Sen diyor gece makası al, bu adamın diyor sakalından ufak bir parça kes, bana getiriyor. Ben diyor onu bir hocaya okuturum diyor. Aranızı yaparım. Kadın elinde makasla, adam işte uyuyor ya, adam kadın adamı uyuyor biliyor. Makasla tam gelecek. İşte sakalından kesecek adam kadını makasla görünce he köle haklıymış diyor bu beni öldürmeye geldi diye elindeki makası alıyor kadını öldürüyor.
Kadının akrabası geliyor, adamları öldürüyor. Adam öldürüyor, adamın akrabaları, kadının akrabaları birbirine giriyor. Ne oldu? Al sana töre cinayeti. Aldı mı laf taşımayı? Ya ne olacak? Laf taşıma bir şey olmaz. En büyük günahlardan. Onu ona kırdırır, onu ona kırdırır. Bir bakarsın ortada adam kalmaz. Evet arkadaşlar, çok önemli mesele. İnsanların arkasından iyi olmayan taraflarını konuşma. Araştıracaksın. Araştıracaksın kardeşim. Kimdir, necidir? Bileceksin. Müslüman akıllı olacak ya. Müslüman araştıracak, soruşturacak kardeşim ya. İnsanın iyi huyunu, kötü huyunu bilecek. Arkasından konuşmak zaten günah. Ama sen adamın bütün kötü huylarını ortaya çıkaracağım diye adamı küçük düşürmek, insanların gözünde küçük düşürmek için 40 yıla girmenin alemi var mı? Yok. Sen bu ahvali yaparsan kardeşim sıkıntı. Peki neler var? Bazı sırf ara bozucular var. Adamın işi gücü insanların arasını bozmak. Kimse mutlu olmasın. Kimse de huzur olmasın. Kimse eve güler yüzle gitmesin. Gerçekten bu kafada kadınlar da var, adamlar da var. İnsanların evde huzurlu olmasından huzursuz olan insanlar var. Ya bu adamlar niye bu kadar gülüyor? Bu adamlar niye bu kadar mutlu? Ya bu adam niye bu kadar tebessüm ediyor? Lan benim anam ağlıyor, bu adam akşama kadar gülüyor. Benim bunu bozmam lazım diyor arkadaş. Değil mi? Ne diyor? Ben Tatar Ramazan, bu oyunu bozarım diyor. Bu adam gülemez kardeşim diyor. Benim ağladığım yerde kimse gülemez. Racona ters diyor. He, ondan sonra abi hemen icraata. Ona fitne verir, buna fitne verir. Geline fitne, kaynanaya fitne, kaynataya fitne. Gelinle damadın arasını bozar. Ona laf taşır, buna laf taşır. İnsanları birbirine kırdırmayı marifet zanneder. Bir de ondan sonra keyifle yaslanır, böyle izler. Peki sen cennete gireceğini mi zannediyorsun? He? Ya cinayet sebepleri bunlar. Bak fitneler az önce söyledik ya. Cinayet sebebi. İnsanları birbirine düşürmek. İnsanların arasını bozmak. Hani bazıları laf taşımayı da normal bir şey zannediyor. Bak gerçekten. Hani adam diyor ki ya benim kötü bir niyetim yok diyor. Ya arkadaş senin kötü niyetin yok diyor. Senin bu adamın konuşmasını aldın bana söyledin. Ben de o anda dellendim. Sen o adamın benim arkamdan konuştuğunu bana söylemeseydin benim haberim olmayacaktı. Öyle gül gibi geçirip çektik belki de. Ama sen dedin ki bak bu adam senin arkandan sana böyle dedi. Hemen ne yapıyor? İnsan hemen kurmaya başlıyor. Benim arkamdan nasıl konuşur? Siz kimsiniz lan benim arkamdan? Sen nasıl hareket yaparsın benim arkamdan? Sen benim arkamdan... Ne oluyor ya? Görüyor musun şeytanı? Şeytan adamı hemen... Bu örneği unutmayın. Kukla. Sinirli adam. Şeytanın kuklasıdır. Hemen parlayan adam şeytanın kuklasıdır. Şeytan onu alır böyle oynatır oynatır maskot yapar. İstediği yere çeker. Gel bakayım der, gel. Gel sen çok sinirlisin gel. Şu sana yan baktı galiba der, gel. Gel yavrucuğum gel, gel der, gel. Şu sana diyor niye baktı? Şu sana niye böyle yaptı? Acaba sana mı dedi? Acaba sana mı dedi der. Sana, bana demedi. Ama işte dedik ya. Sen ayarını bilmezsen, kime nasıl davranacağını, kimle nasıl konuşacağını bilmezsen, ağzının ayarı olmazsa, insanların arasını karıştırırsan Allah Celle Celaluhu belanı verir. Ondan sonra kardeşim otur yerden kalkamazsın. Evet. İnsanların arkasından iyi olmayan taraflarını konuşma. Evet arkadaş, araştıracaksın. Adam sana ayet var ya, bir fasık size haber getirir zaman onu araştırın, ayet. Araştır. Bu adam bana bunu söyledi. Niye söyledi? Ya niye söylüyorsun kardeşim? Benim aramı niye bozuyorsun ya? Söyleyin. Adam arkandan kötü konuşsa da, arkadaş sen bana bunu niye söyledin? Sen sözle bana iyilik mi yaptın? Bu adam benim arkamdan konuştu. Bana bilmem ne söyledi. Sen bana bunu söyleyerek sence iyi bir şey mi yaptın? Hayır. Ben şimdi gideceğim, adamla kavga edeceğim. Belki de o adamı öldüreceğim. Daha mı iyi oldu? Evet.